Kestane galarısı zararlısı ilk olarak 2021 yılında Düzce ormanlarında görülmeye başladı. Bölgesel yayılım gösteren galarısı ile biyolojik mücadele çalışmalarında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarlarda son 2 yıldır galarısının yırtıcısı olan Troemus sinensis türünün üretimi başlatıldı. Kestane ağaçlarında gal denilen şişkinlikler oluşturmak suretiyle ağaçlarda meyve oluşumunu ve beraberinde arıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyerek bölge için ayrı önemi olan kestane balı üretimini engelleyen bu zararlı böcek türüyle ilgili hava durumuna bağlı olarak ağaçların üzerindeki gallara Troemus sinensis denen yırtıcı bırakılması yöntemiyle mücadele çalışmalarına 2024 yılında da devam edildi. Laboratuvar ortamında üretilen Troemus sinensisler galların içinde bulunan zararlıyı ve larvalarını yiyerek zararlı böcek popülasyonunun yok olmasının sağlanması hedeflendi. Bu dahilde Bolu ve Bursa orman zararlarıyla mücadele laboratuvarlarında üretilen 3000 adet Troemus sinensis Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın katılımıyla Fındıklı Aksu Köyü'nde bulunan Düzce Bal Üretim Ormanları'na bırakıldı. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'nce bölge mıntıkasında kalan kestane ormanlarına kestane galarısı ile mücadele dahilinde laboratuvarda üretilen böceklerle aralıklı olarak yeni salınımlar yapılmaya devam edileceği belirtildi. Ülkemizde ilki 2014 yılında görülen Çin kaynaklı kestane galı denilen kestane ağacına dönük bir zararlı söz konusu. Tarım Bakanlığımız tarafından araştırma enstitüsünde geliştirilerek bu gal zararlısına karşı, gal arısına karşı onun lavrasını tüketen, onunla biyolojik mücadele edilen Troemus sinensis diye adlandırılan literatürde mücadeleci bir böcek türü diyeyim buna. Geliştirildi. Bunları inşallah birazdan doğaya salacağız. Bunlar salındığında neredeyse gal zararlısının tamamen imha edebilecek etkinlikte test edilmiş durumda. Dilimizin telaffuzu da oldukça zor olan bu faydalı böceğe Troemus ismini Tomris desek daha uygun olmaz mı? Türk tarihindeki, Türk mitolojisindeki efsane kadın hükümdarlardan, kadına olan hürmetimiz ve saygımız önümüzde anneler günü olmasından kaynaklı. Çiftçimizin de köylümüzün de rahatlıkla telaffuz edebileceği böyle bir şeyi ben önereceğim. İnşallah basın kuruluşları üzerinden de Tarım Bakanlığımız ve literatür de bunu dikkate alır. Troemus sinensis denilen bu böceğimiz adı bundan sonra Tomris olsun diyorum. Yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde şu anda 3000 Tomris'i salıyoruz. 10 gün içerisinde 10 bine kadar tamamlanmış olacak. Farklı bölgelerde Tomris böceklerimizi, mücadeleci böceklerimizi doğayla buluşturacağız. Etkinliğe vesile olsun diyoruz. Zararları tam ortadan kaldırsın diyoruz. Düzce Anadolu Otoyolu'nda üst yapı çalışmasından dolayı 5 gün yol trafiğe kapatılacak. Düzce Valiliğinden yapılan uyarıda Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 13 Mayıs Pazartesi günü saat 09'dan 17 Mayıs Cuma günü saat 17'ye kadar Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında yer alan Ankara istikameti üst yapı onanım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır denildi. Bolu'dan da sis etkili oluyor. İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan ve önemli geçiş güzergahı olan Bolu'dan da yağış ile birlikte sis görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Trafikte ilerleyen araçlar kontrollü şekilde dörtlü flaşörlerini yakarak ilerlerken karayolları ekipleri yol kenarında bulunan sis lambaları ile vatandaşları uyardı. Düzce şehir merkezine yeni bir soluk getirecek ve hazırlanan projesiyle hem iş yeri hem de eğitim yuvası olarak değerlendirilecek olan Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi'nde bodrum katı inşaatı tamamlandı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü tarafından yapılan girişimler neticesinde 1999 yılından bu yana süren hukuki ve mülkiyet sorunları 2024 yılında giderilen eski adıyla Basmacılar Çarşısı olarak bilinen alanda yükselen Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi'nde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Düzce Belediyesi, iştirak şirketi Beltaş tarafından inşaatı üstlenilen, Mart ayında da temeli atılan binanın
Bodrum, zemin ve birinci katı iş yeri, üstteki diğer iki katı ise kütüphane olarak hizmet verecek olan projede zemin kat kolon demir imalatlarının akabinde kolon beton imalatlarına geçilecek. Düzce'de polis ekipleri havaların ısınması ile birlikte artan kazaların önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde hız sınırına uymayan sürücülere yönelik radar denetimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 70 km hızla gidilmesi gereken güzergah üzerinde 14 sürücünün kurallara uymadığı tespit edilerek 19.107 lira idari para cezası kesildi. Ekipler sürücülere daha yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunurken kazaların azalması için çalışmaların devam edeceği öğrenildi. Beyaz. Yangın gece saatlerinde Darıcı Mahallesi 5858. sokak üzerinde meydana geldi. YA'ya ait halı yıkama dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını görüp 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın daha fazla büyümeden müdahale etti. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Sakarya'da kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Serdivan ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Barış Demir'in 4 yaşındaki Paşa ismini verdiği tosunu 1 ton 600 kilograma ulaştı. 3 kuşaktır hayvancılık sektöründe bulunan Demir ailesi Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki tosunu 750 bin TL'den satışa çıkardı. Fiyatı adeta ikinci el otomobilleriyle yarışan Tosun,
Günlük yaklaşık 10 kilonun üzerinde buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor. Üç kuşaktır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Barış Demir ben. Biz bu işi gerçekten severek yaptığımıza inanıyoruz. Şekil ağda gözüktüğü gibi 1600 kilo bir danamız var. Bu nadiren olan bir şey. Hayvancılık sektörü artık bitti, azalıyor. Hatta bizim kuşağımızda çok yapan da yok bunu artık. Sebebi şu, zor, meşakkatli bir meslek. İlgi, alaka, büyük çaba istiyor. Çaba gerektiriyor. Büyük çabalar olunca böyle oluyor, olmayınca da böyle ufak kalıyor. Büyütmek gerçekten zor. Aynı evlat gibi, çocuk gibi. Bunların bakımı gerçekten çok zor. Et maliyetleri biraz pahalı olabilir. İnsanlar bundan yakınabilir ama gerçekten bu işi yapmak zor ve maliyetli. Çok zaman, ciddi bir ekip, ciddi bir enerji gerektiren bir iş. Bir ton 600 kilo diye bazı arkadaşlar inanmayabilir. Biz 3 tane farklı kantar getirdik. Danımız kantara sığmıyor. Böyle problemimiz var. Biz kendi kamyonetimizi yükledik, götürdük, normal kantarda tarttık, getirdik bir daha, buraya yerine koyduk. Bu gerçekten yani 5-6 saatlik gibi bir zaman diliminde oldu, meşakkatli bir işti. Hani kantar kilosunu gösterememe sebebimiz şu an bu. Bazı arkadaşlar inanmayabilir, haklı da olabilirler. Alan arkadaş, nasip olursa alacak olan arkadaş, bunun kantar kilosunu görecek ve öyle alacak yani. Biz beraber yükleyeceğiz, götüreceğiz, tartlayacağız, öyle teslim edeceğiz. Yani biz yaklaşık bir ay önce tarttığımızda 1620 kiloydu. Üstünden bir ay geçti. Ortalama araba ağırlığı olan bizim bu kurbanlık danımız, biz de bunu araba fiyatı istiyoruz. 750 bin TL'den satışa çıkartacağız nasip olursa. Alıcı var mı? Daha hiç kimseye söylemedik bu hayvanı. Biraz da göstermek de istemiyorduk. İlk siz geldiniz, size gösterdik. Bakalım siz, yani sizin vesilenizle belki de nasibi olan biri gelecek, bunu alacak yani. Her nasip vaktini beklermiş. Dana da, bu kurbanlık dana da vaktini bekliyor yani, nasibini bekliyor. Bizim daha önce böyle bir hayvanımız olmadı. Yani bunun zaman dilimi çok fazla. Biraz da parayla alakalı bir durum var. Hani kazanç durumunu gözettiğimiz zaman yani yakın 2 yaşında biz bu hayvanı kesime gönderiyoruz ya da kurbanlık olarak satıyoruz. Yani bekleme şeyimiz olmuyordu. Bunda böyle bir deneme şansımız oldu. Ciddi bir emek harcandı buna. Göstermeme durumu da şöyle, diğerlerinden çok farklı olduğu için insanların buna bakış açısı farklı oluyor. Bu ülkede zaten bu tarz hayvanlar 3-5 tane olur yani. 10 tane belki de olmaz. Çünkü bunu gerçekten bakımı zor ve uzun bir zaman dilimi. Ve artık ayakları bir yerden sonra taşımayabiliyor hayvancılıkta. Yani 300 kilo hayvanı bile bazen kendi ayakları taşımıyor yani. Kesime gidiyor, ayak ağrısı falan oluyor. Bu zor, gerçekten zor. Meşakkatli bir yol yani. Bir de bayağı bir yer. Şu anda bu hayvan 4 yaşına yakın. Yani 4 yıl, 4 tane koskoca yıl. Bunu beklemek kolay değil yani. Bir de maddi açıdan da beklemiyor kimse. Paşa'yla 4 yıl geçirdik. Paşa ya gerçekten yani bu heybette, bu büyüklükte bir hayvanın bu kadar uslu olması olanaksız, şaşırıldık bir şey. Biz görmedik yani böyle bir şey, gerçekten görmedik. Yani ufacık, burada keza görüyorsunuz, ufak danalar bile yerinde durmuyor. Gerçekten çok şımarıklar ama Paşa o kadar mazlum, mülayim bir hayvan ki bizi hiç yormadı. Gerçekten hiç yormadı. Ona da teşekkür ederiz bu açıdan. Bu dini bir boyutu var bunun. Bu alıcısı olacaksa, nasip varsa zaten satıyor. Satılmazsa biz 1-2 yıl daha buna bakarız yani, problem yok. Doğuştan serebral palsi hastası olan Yusuf Ali Öztürk 2014 yılında dünyaya geldi. %98 engelli raporu bulunan 10 yaşındaki Yusuf Ali yürüyemiyor, konuşamıyor ve oturamıyor. Bakıma muhtaç olan torunu için 58 yaşındaki babaannesi Hanife Öztürk büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. 3 yaşından bu yana torununa her fırsatta bakan ve hastanede tedavi gördüğü anlarda hep yanında olan babaanne, İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yusuf Ali'ye gözü gibi bakıyor.
Üç kardeş olan Yusuf Ali Öztürk'ün annesinin bel fıtığı rahatsızlığı ve babasının ise iş yoğunluğu olduğunu ifade eden fedakar babaanne hiç bıkmadan ve usanmadan torununa baktığını anlattı. 3 yaşından beri yazları alıyorum, kışları getiriyorum. Annenin de babanın da dinlenme ihtiyacı var diye. Çünkü gelin rahatsız. Boyun fıtığı var, bel fıtığı var. Bir de kardeşimiz oldu. Oğlum da şeylik geliyor. Yardımcı yok başka. Ben bakarım yavrum dedim. 2 tane daha var bunun abisi, ablası var. Okula gidiyor. Çünkü çok yaramaz. Ay yeni bebek. Zorlanıyor musunuz bakarken? Hayır, zorlanmıyorum. Seve seve. Ya, o benim kalbim dediniz. Biraz açar mısınız onu? O benim bir tanem. Ben onsuz yaşayamam. Çok bağlandım. O da bana çok bağlandı. Ablacığım evde mutfakta yemek yapıyorum. Mutfak hem salon hem mutfak. Ama kestim. Gözler devamlı böyle bende. Böyle gözler böyle. Yemek veriyorum, bıcağımı alıyorum. Hep böyle yüzüme bakıyorum. Gözleriyle konuşuyor mu sizinle? Ne bileyim, bir şeyler anlatmak istiyor herhalde. Pazara gidiyorum veya çarşıya çıkıyorum. Ben gelene kadar kapıya bakıyorum. İleride İstanbul'a gittik daha önce. Bakırköy'e gitmiştim gezmeye dolaşmaya. Anne telefon ediyor. Babaanne neredesin? Yusuf Ali durmuyor. Değil mi Yusuf Ali durdu güldü. Beni görüyor böyle. Biz diyor, biz seviyoruz. Canım ben buna ne yapmayayım söyle. Bütün annelere, babaannelere yani bu tavsiyede bulunurum. Gençlerimize kıymayalım. Babaannelerde yardımcı olalım. Anneannelerde. Onun için çok güzel bir duygu bunlar. Tamam, üzüntüsü var ama duyguları da var. Çok bambaşka bir şey. Benim her yerim ağrıyordu. Ben Yusuf Ali'ye bakınca hiçbir yerim ağrımıyor. Hiç bıkmadan, hiç usanmadan. Gerekirse hep bakmak istiyorum. Allah bana sağlık saat verdiği sürece. %98 raporumuz var. Ondan sonra yürüyemiyor, oturamıyor, konuşamıyor. Onun için işte bakıma muhtaç bir çocuk. Bu çocukları unutmayalım. Bu çocuklara fedakarlık yapalım. Annelere, babalara söylüyor. Bazı anneler, babalar bırakıp gidiyor. Hastalık. Asla hijyen azabı çekmiyor. Size gülümsediği anlarda neler hissediyorsunuz? Çok mutlu oluyorum. O gülsün. Oo, dünyalar benim oluyor. İstanbul bana karşılar, ben istemem. Yeter ki mutlu olsun. O benim canım. Ölürüm onun için ben. Ali babanın çiftliğinde, Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde civcivleri var. Çik çik, çik çik. Diye öter Ali babanın canımı bilmezsin. Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Başkanı ve gönüllüler köyde yaşayan anneleri tek tek ziyaret edip anneler gününü kutladı. Ellerinde çiçeklerle gelen Kızılay gönüllüleri köydeki cefakar annelere çiçek verdi. Köyde sepet ören ve tarlada çalışan annelere yardım eden Kızılay gönüllüleri çay içip annelerle de sohbet ettiler. Bizler de bugün anneler günü dolayısıyla sizlere gelelim, hem günlerinizi kutlayalım. Onu istedik, sizlerle konuşmak, konuşmak istedik. Güzel günleriniz hep böyle güzel olsun. Allah hep bizden razı olsun. Yemeğe de gelin buyurun. İnşallah. Neler kutu vereceğiz buralara? Bunlara patates dikeceğiz, soğan dikeceğiz, kabak dikeceğiz. Her şey dikeceğiz. Teşekkür ederiz. Başlangıç olsun inşallah. İnşallah. Bana böyle hediye getirmişlerdi ya, getirmiştim. Evet. Çok güzel ya. Evet. Siz mi yapıyorsunuz bunu da? Rabia yapıyor onu. Rabia şimdi bir çalışıyor. Aa, bununla yapıyor. Koymadan çektiler. Benim filkete gitti. Bak, başlaması. Ama dayanıklı bayağı. Evet, çok sağ ol. Normalde kırılır çünkü ama şey, süt sürü olduğu için. Hayır, saz olduğu için. Çekecek ortaya. Evet.
Neyse biz tekrar belediye kurup toplanıp bekleriz sizlerle teyzem. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mudurnu Süreyya Aslarcı Meslek Yüksekokulu, Mudurnu Süreyya Aslarcı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine evlilik öncesinde eğitim programı çerçevesinde bilgilendirme semineri düzenlendi. Bolu Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman psikolog tarafından öğrencilere evlilikle iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuk rehberi ve sağlık konularında bilgiler verildi. Yoğun katılımın olduğu seminer sonunda uzman psikolog üniversite öğrencilerinin sorularını cevapladı. Namussuzların değiştiğini görüyoruz. Örneğin kendi anne babalarımızdan düşündüğümüzde o yıllarda gücü usulü evliliklerin daha yaygın olduğunu, günümüze geldikçe bireysel tercihlerin bireyin çok daha önemli hale geldiğini ve bu anlamda bilinçli karar vermek önemini görmekteyiz. Şimdi çocuk diyor ki mama, dede evlenirken nenemde elektrik aldın mı diyor. Dedesi de diyor ki o zaman elektrik yoktu çocuğum, gaz vardı, gaza geldi, evlendi. Hani öyle gerçekten dönemsel olarak toplumsal bakış açımızla bağlı olarak evlilik ve boşanma riskini artıran bir sebep. Eşin ailesiyle anlaşamamak da bizim ülkemizde bir sebep. Şimdi bir ara televizyonda dolaşan bir söz vardı. Ben de genelde eğitimlerimde kullanıyorum. Avrupa'da evlilik tango gibidir. İşte Türkiye'de halay. Gerçekten o halay ekip o kadar güzel ki bu ülkemizde. O yüzden bazen o halayı iyi bir ekip parçası olmanız gerekiyor. Ve olamadığınızda mutsuzlukların arttığını görebiliyoruz. O yüzden eşin ailesini tanımak, eşin ailesiyle iyi geçirmek de boşanma riskini artıran sebepler arasında gösterilebilir. Şimdi %100 başka var mı ifade etmek isteyen? Sizce %50'den kelimelerinizi kullanmış olduklarınızın sözcükleri %7 kaçlar? %75. %75 var mı altı veya üstü ifade etmek isteyen? %70 var, %50 var. Daha altı yok sanırım. %50'nin altına inmeyeceksiniz. O zaman ben yine sizi sözcükçü bir bilgi vereyim. Sözcükleri iletişim. Mudurnu ilçesinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Akyazı'nın Allah'ın Karayolu üzerinde Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor. Yolda seyahat eden traktör, tır, otomobil, minibüsleri durduran jandarma ekipleri araçları denetledi. Denetim sırasında ekipler tarafından araç sürücüleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonu kullanmamaları, yaya geçitleri ve kontrolsüz kavşaklarda yayalara öncelik vermeleri konularında bilgilendirme yapıldı. Trafik haftası nedeniyle hayatta yarışılmaz, yayalar kırmızı çizgimiz, trafikte her yıl daha iyiye mottolarından oluşan broşürler sürücülere verildi. İçinde bulunduğumuz hafta trafik haftası, üzerinde yerli trafik ve alakalı bilgilendirme yapmak için trafikler dağıtmıştık. Emniyetimizi takdimisine ayrı teşekkür ederiz. Bundan sonraki seyahatlerimizde de sadece kontrol olduğu zamanlarda değil, her zaman emniyet kemerimizi takmamız özen gösterelim. Meskun mahallede olsun, normal şehirler arası yollarda olsun, hız günlüklerine dikkat edelim. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Hafta trafik haftası. Trafik haftası ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Emniyet kemerimizi gördüğünüz kadarıyla takmışsınız. Gayet güzel bir alışkanlık. Seyahatlerimiz boyunca sürekli emniyet kemerimizi takılı bulunduruyoruz. Yaya geçitlerine, kontrolsüz kavşaklara yaklaşırken de muhakkak hızımızı azaltıyoruz. Yaya geçitlerinden ve kontrolsüz kavşaktan geçen yolculara ilk geçiş hakkını muhakkak tanıyoruz. Meskun mahalli içerisinde ve meskun mahalli dışında da hız günlüklerine riayet ediyoruz. Takip mesafemizde sürekli buluyoruz. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar diliyorum. Evet. Seyahat esnasında muhakkak emniyet kemerlerimizi takılı bulunduruyoruz. Kontrolsüz kavşak ve yaya geçitlerine de yaklaşırken muhakkak hızımızı azaltıyoruz. Yayalara ilk geçiş hakkımızı veriyoruz. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için meskun mahalli ve meskun mahalli dışında da hız limitlerimize muhakkak riayet ediyoruz. Evet.
kemerimizi takmışız, gayet güzel. Üzgünlüklerine gayet güzel. Konuşuruz, kalsak ve yani geçitlerine muhakkak yayalara öncelik veriyoruz. Artıran çarpmalara karşı da takip mesafeyi sürekli koruyoruz. Kaza Bolu Mudurnu Karayolu Hacı Abdullah Köprüsü mevkinde meydana geldi. Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Sabahattin Kayı Deresi'ndeki 14L'de 858 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen Selami T yönetimindeki 81DP 520 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Sabahattin K ve Selami T, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selami T, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.